Günaydın, yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Hepiniz evimize, kanalımıza, hayatımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Şöyle babama kahvaltı hazırlıyorum. Saat 8.30 sayılır, geçti 8.30, 9'a 25 var. Yumurtasını haşladım. Şöyle bol kaşarlı tost yaptım. Günaydın Cansucuğum. Ben de tost kokusuna uyandım açıkçası. Tamam, hemen sana da yaparım bebişim, ne olacak? Ben de yapsın. İstediğin tost olsun. Sonrasında arkadaşlar ne yapacağım? Şuna bir çörek otu serpeceğim. Peygamber Efendimiz ne demiş? Çörek otu ölümden başka her şeye şifadır, çaredir demiş. O yüzden azıcık çörek otu serpeceğim. Şöyle. Aslında onu öğütüp de böyle bir şeylere karıştırıp da yedirmek lazım. Şimdi çayını da doldurayım hemen. Şöyle içinde çay kaşığı olan bardağımı da hazırladım. Biliyorsunuz bizde şeker kullanan yok. Şimdi babam gelmişken ona koydum. Sabahtan da şey verdim arkadaşlar. Pekmez sulandırdım. Pekmez içirdim, dut pekmezi. Organik annemin dut pekmezi. Ondan verdim. Şu bağışıklığını güçlendirsin diye. Şöyle çayımızı dolduralım ve güne başlayalım inşallah. Güzel bir gün geçirelim. Hayırlı haberler alacağımız çok güzel bir gün olsun. Ne yapalım? Hemen babamın kahvaltısını verelim. Sonra hazırlanalım. Çünkü bugün yine hastane işlerimiz var. Ona 10 kala hastanede olmamız gerekiyor. Babamın kahvaltısı hazır. Geldik, hastanedeyiz arkadaşlar. Randevumuzu onaylattık. Hemen şimdi sıramızı bekliyoruz. Gireceğiz bakalım. Ay yoruldum. Otobüs durağına oturdum. Arkadaşlar, ne yapıyorsun oralarda Yeliz bacım derseniz, hastane işini hallettik. Doktor bir sürü tepki istedi. Burası da çok gürültülü ama. Doktor bir sürü tetkik istedi arkadaşlar. Test istedi, tahlil istedi. Kan tahlili. Sonra 3 farklı, affedersiniz, balgam testi istedi. Onları pazartesi günü götürmem gerekecek. Cumartesi, pazar, pazartesi günü çıkardı. Yani hastalık arkadaşlar, anlatıyorum ya, umarım şey yapmazsınız. Cumartesi, pazar, pazartesi günü sabahtan aç karnına çıkarmış olduğunu götüreceğim. Hastaneye bırakacağım. Ay, buralarda ne yapıyorsun derseniz, hastane işini hallettik, eve geldik. Hemen babamın üstünü değiştirdim. Bir bardak limonlu su içirdim. Hastaneden çıktığımızda da kan verdiği için meyve suyu falan içirdik öyle Cansucuğumla. Sonra ilaçlarını almak için aşağıya indim arkadaşlar. Hastanenin oraya indim. Medikal'in oraya. Şimdi eve çıkıyorum işte. Yoruldum. Yoruldum, çok yoruldum. Arabayla inmek istemedim. Buranın trafiği çok farklı oluyor böyle. Kalabalık oluyor, park etmesi falan sıkıntı. Hem de yürüyüş olsun istedim. Ben de bir kase çorba içtim ve çıktım. Şimdi gidiyorum bakalım eve. Babam da uyuyor. Cansu'ya da şey dedim. Kelle paça çorbası söyle kızım dedene dedim. Salatasını yaptım dedim. İnşallah gelmiştir, içmiştir. Öyle hemen ilaçlarına başlatacağım arkadaşlar. Gidelim bakalım eve. Evimize geldim arkadaşlar. Terziye uğradım. Terziden babamın pantolonunu da aldım. Hemen denedi. Çok güzel oldu. Dua dua, Allah razı olsun. Rabbim sağlıkla giyip eskitmeyi nasip eylesin inşallah diyorum. Hemen şurubunu verdim. İlacını verdim arkadaşlar. Doktor şurup yazmış. Kuru öksürük şurubu. Ama evde bir mücadelemiz var, bir görseniz. Evdeki en küçük su bardağı. Evimizdeki en küçük su bardağı şu. Bununla ilacı içti. Şurubunu içti. Bir de şurada bırakıyor. İçmiyor. Su içmiyor. Zorla içirdim. Bir şey de diyemiyor bana. Hemen şöyle
Kiraz ister misin baba dedim. Meyve tabağını da yaptım. Bunları da yedikten sonra yatar. Birazcık dinlenir bakalım arkadaşlar. Öksürük onu yoruyor. Hani böyle gece uykusu bölündüğünden de birazcık yorgun düşüyor sanki bedeni. Bakalım inşallah hayırlara çıksın. Çatalını da hemen koyacağım. Sonra babamın servisini yapacağım bakalım. Arkadaşlar, balkondayım şimdi işte. Sizin de gördüğünüz gibi nasıl bir girişti, bu nasıl bir kelimeydi. Tövbe ya Rabbi. Azıcık dinlendim. Babamın meyvesini de verdim işte. Onu şimdi yatırdım, uyuyor. Öksürükten çok muzdarip ve gerçekten babamı kan tutuyor. Bir de bugün hastanede de şey verdik ya böyle. Tüpleri görünce bir böyle bir şey oluyor. Baba diyorum, o iğne damara bir kere girdikten sonra 3 tane de 3 tüp de kan alsalar bir şey değişmiyor. 10 tüp de kan alsalar bir şey değişmiyor. 1 tüp de kan alsalar bir şey değişmiyor diyorum. Bakma o tarafa sen falan dedim işte. Böyle sımsıkı sıkıyor gözlerini. Kan tutuyor babamı. Bir kere Bafra'dayken yine böyle hastaydı. Bafra'da doktora götürdüm ben onu. Doktorda kansızlığı vardı galiba o zaman da. Doktor da şey istedi, böyle kan istedi. Artık gittik acile. Ben onu kan verme yerine oturtturdum. Dışarıda bekliyorum. Meğersem stajyer öğrenciymiş. Kanı alamamış. Ondan sonra öyle denemiş, böyle denemiş. Benden dışarıda bekliyorum. Sonrasında yanına yaklaştım ben. Babam oldu sapsarı arkadaşlar. Sapsarı oldu, bayıldı, kafa düştü. Acilden hemen acil şey sedye getirin, sedye getirin. Babamı sedyeye yatırdılar, hemen acile götürdük. Ayaklarını havaya kaldırdılar. Serum bağladılar. Babam orada kendine gelene kadar bekledik. Hemen bana da şey dediler, hani tuzlu bir şeyler alın gelin kantinden yedirin dediler. Öyle yattığı yerden tuzlu çubuk kraker yedirmiştim babama. Babamı kan da tutuyor. O yüzden işte bugün kan verince kötü oldu. Şimdi kendini çok kötü hissediyor. Zaten normalde de halsizliği falan var. Ay, ışıktan da konuşamadım. Normalde halsizliği falan da var şimdi. O yalan değil. Halsizlik ve iştahsızlığı var. Hiç böyle ayakta duracak dermanı gücü yok diyebilirim. Şimdi kan olayı da işin içine girince daha bir böyle bunaldı gibi oldu. Şöyle çevireyim ya. Daha böyle bir bunaldı gibi oldu arkadaşlar. Şimdi ben onu yedirdim, içirdim. Meyvesini de yedi. Şurubunu içti. İlacını içti. Alıp getirdiğim yeni ilacını içti. Ben ne yapacağım arkadaşlar? Çok yorgunum. Aslında babam uyurken ben de uyusam çok güzel olur ama üst kat komşumuza hoş geldine gidiyorlar binaca. Bana da haber verdiler. Saat şu an 2, 2'yi 5 geçiyor. Ben de bir komşuma hoş geldine gideyim. Bina komşularımı hepsini de bir arada göreyim. Bana gelmediler böyle topluca. Çünkü pandemiydi arkadaşlar. Kimse kimseye öyle çok gitmiyordu. Pandemiydi. O yüzden bana topluca gelmediler. İnşallah ben de bir gün topluca bütün komşularımı davet etmek istiyorum. Şimdi gideyim. Şöyle bir bardak çay içeyim arkadaşlar. Babam geldiğinden beri ben de böyle doğru düzgün bir kahvaltı yapma olayı falan kalmadı. Artık ne bulursam ağzıma atıyorum, geçiştiriyorum gibi falan oluyor. Öyle gideyim komşularımla bir bardak çay içeyim, sohbet edeyim. Hoş geldin diyeyim ben de komşuma. O zaman haydi çıkalım bakalım. Gidelim beraberce. Sonra da geliriz beraberce. Artık beraberiz arkadaşlar. Hayatı sizlerle yaşıyoruz. Yani gerçekten hayatımı olduğu gibi sizlerle yaşıyorum. Sizlerle paylaşıyorum. Çok da iyi geliyor bana. Umarım size de iyi geliyordur beni izlemek. Rabbim darda zorda koymasın arkadaşlar. Kimseleri darda zorda koymasın. Hastane işleriyle uğraştırmasın, bunaltmasın. Oralarsız etmesin ama hastane işleriyle de bunaltmasın inşallah arkadaşlar. Ben ilk defa buradaki göğüs hastanesine gittim. Ve gerçekten çok memnun kaldım. Yani çok donanımlı bir hastane. Sadece göğüs üzerine olduğu için diğer hastanelerdeki gibi öyle her bölüm bir arada olmasının kalabalığı falan yok. Sadece göğüs hastaları oldu orada ve işler böyle hızlı ilerliyor gibi. Yani gerçekten çok donanımlı geldi bana. Tek sıkıntı ilk kez gittiğiniz yerde yol yordam bilmiyorsunuz. Yani hani poliklinik ne tarafta, kan verme ne tarafta, işte başka mikrobiyoloji bilmem ne tarafta, onları bilmiyorsunuz. Onu da sorup sorup öğreniyorsunuz. Pratikleşiyor her şey. Çok memnun kaldım yani. Doktordan da çok memnun kaldım. Nevra Güllü Arslan. Çok tatlı bir doktorumuzdu. Allah razı olsun. Çok da güzel ilgilendi. O zaman daha fazla laf uzamasın. Ben bir komşuma gidip geleyim. Beraber gidecektik, değil mi? Haydi gidelim.
Ben şimdi komşuma çıktım arkadaşlar. Hazırladığı sunumlukları göstereceğim ve müzik ekleyeceğim. Komşularımın konuşmalarını bölmek istemiyorum çünkü. Bir oradayım, bir buradayım arkadaşlar. O kadar hızlı, telaşlı geçen bir gün ki anlatamam size. Komşumdan indim aşağıya. Bütün komşularımı gördüm. Vallahi hepsini de seviyorum şimdi Allah için. Hani sevmesem zaten lafını etmem. Komşularımı gördüm, gelip geldim derim. Hepsini de seviyorum. Hepsi de ayrı bir enerji veriyor bana. Asiye ile de çok böyle kafam uydu. Üst kat komşum, yeni gelen komşum. Ondan sonra... Şimdi ne yapıyorum? Sağ olsun tabak al götür dedi, evdekilere de götür dedi. Önce Cansucuğuma getirdim, sonra hoş geldin Caner'cim. Hoş buldum. Sonra babam için getirdim tekrardan gelirken. Nasıl geçti günün bebişim? Yorucu. Tamam, hepimizin öyle. Hayat yorucu Caner'cim. Herkesin yorgunluğu kendine. Caner de okuldan geldi, sonra babana da götür dedi. Sağ olsun, Allah razı olsun, elleri kolları ağrımasın, Rabbim keselerine bin bereket versin, evlerinin bereketini eksiltmesin, artırsın inşallah cümlesiyle beraber onun da bizim de. Eve geldim, babama işte gösterdim, baba hangisinden istersin diye. Şundan isterim dedi. Ben de mutlu oldum, vallahi yiyor diye mutlu oluyorum. Şundan isterim kızım dedi. Onu hemen şey yaptım, verdim, birazını yedi. Şimdi kekik çayı yapacağım sana baba dedim. Bunu da, bu yayla kekiği arkadaşlar. Arzucuğum Trabzon'dan getirmişti bunu. Biz onunla keşfettik. Gerçekten şifa. Kekik de biliyorsunuz, kekik çayı akciğerleri çok güzel temizliyor ve onarıyor diye okudum, biliyorum. Şimdi şunu da bir, önce bir yıkayayım. Sonrasında kaynar suyu üstüne döküp şey yapacağım. Demleyeceğim, sonra da babama içireceğim inşallah. Vallahi şifa. Hemen Caner'i de bir doyurayım bakayım. Şunu bir halledeyim. Sonra da Caner'in durumlarına bir bakalım. Şöyle çayımız demlenmiştir diye düşünüyorum. Caner'cim de kendine yemek koyuyor arkadaşlar. Şöyle hemen yeşil çayımızı. Ay yeşil çay, rengi yeşil ya. Yeşil çay dedim. Kekik çayımızı, yayla kekiği çayımızı babama götüreceğim bakalım. Şifa olsun inşallah arkadaşlar. Her yediği içtiği hastalığına şifa olsun inşallah. Babamın çayını verdim. Bir fincan da ben içtim arkadaşlar. Saç başı da şöyle topladım, üstümü değiştirdim. Ay şey böyle pantolonda falan darlandım. Cansucuğum da burada balkonda ders çalışıyor. Final haftası değil mi? Büt değil. Final haftasında bütün üniversite öğrencileri mi? Cansucuğumun bölümü. Veteriner hekimlik bölümü. Büt. Ay pardon, final haftasında. Neyse. İlla büte sokacağım. Yok, girme yavrum büte falan. Girersen de hayırlısıyla geç inşallah. Vallahi saat 5 arkadaşlar. Biz geçen gün evde yokken. Dün müydü Cansucuğum? Halıların gelmesi. Dün halılarımız geldi yıkamadan arkadaşlar. Evde olmadığımız için kapıda bırakmışlar. Ben de babamın ilacını almaya giderken ücretini ödedim. Salonun halısı, yatak odasının 3 parça 8'e 1,5 halısı 80 TL para ödedim arkadaşlar. Üstünde almışız, daha çok hesaplamıştık. Sadece salondaki 40. Ama 40 küsür liraydı. 13 lira. Onda 108 lira falan çıkıyor bu. Hayır, onlar almaya gelirse 40 lira koyarız dedi ya üstüne. Bir şey hesaplamıştık. Kendimiz götürsek buraya 100 küsur lira çıkıyor. Hayır yavrum. Evet. Hayır. Şey dediler, siz getirir misiniz? Ben dedim ki ev çok yakın dedim. Hani bir halı olunca gelmek istemediler. Ben de dedim ki ev çok yakın.
dedim. Yakınsa abla siz getirin dediler. Çünkü biz buradan hareket ettiğimiz zaman 40 TL fazladan üstüne koymak zorundayız dediler. Sonrasında ben de dedim ki şimdi salonun halısını, o krem renk olan halıyı göndereceğim de yatak odasındakiler kalacak mı dedim. Onları aslında elimde yıkayasım vardı. Şurada yıkanabilirdi ama sonradan uğraşmayayım dedim. Hiç uğraşmayayım. Onlara da verdim. Hepsi beraber yıkandı geldi işte 80 TL'ye arkadaşlar. Şimdi benim hala çamaşır işlerim var. Çamaşır işi bitmiyor. Dün akşam astığımız çamaşır hala kurumadı. Çünkü çok yağmur yağmış sabaha karşı. Cansucuğum diyor ki anne çamaşırların ucundan su damlıyordu. O da gördüğünde bayağı bir yağmış, ıslanmış. Yağmur durmuş. Ama çamaşırların ucundan su damlıyormuş. Ben şimdi ne yapacağım? Halılarım gelmişken onları bir çıkaracağım. Yatak odasını bir sileceğim, süpüreceğim. Hatta evimin her yerini bir halletmem lazım. Sabahtan lavabomu falan halletmiştim hastaneye gitmeden. Mutfağımı da topladım sayılır. Saat şu an 5'i çeyrek geçiyor. Silme, süpürme falan bir toparlama yapmam lazım. Ortalığı bir toparlamam lazım arkadaşlar. Bu koşturmacanın telaşın içine komşuma gitmeyi de sıkıştırdım. Çok da iyi oldu. Bana da böyle bir değişiklik oldu. Bir kaktüsleri var, bir çiçekli, maşallah subhanallah diyeyim, bir çiçekleri var. Aman Allah'ım dedim, aynı ay sen dedim benim kafadansın Asiye dedim ona. Çok güzel, olmasan sende olmayanlardan veririm dedi, hepsinden verecek bana neredeyse. İnşallah hani bir araya geldiğim zaman yine detaylı konuşuruz onunla. Ben de olup da onda olmayanlardan da ben veririm ona. Öyle komşu şey yaparız, alışveriş yaparız, çiçek alışverişi. Neyse, laf çok uzamasın arkadaşlar. Ben babama meyve vermiştim, yiyememişti. Üzerine böyle peçeteyi örtüp konsolun kenarına koymuştum. Az önce meyve tabağının üzerindeki peçeteyi atmaya geldi balkona. Ben de videoyu yeni paylaşıma açtım arkadaşlar. Saat 5, dünkü video. Yeni paylaşıma açtım. Yani siz dün izlemiş olacaksınız. Çöpe atınca ne yaptın baba dedim, meyveyi yedim kızım dedi. Ay bir sevindim, bir sevindim. Hani ben zorlamadan kendisi canı çekmiş yemiş. Çok şükür Allah'a, inşallah yemeğiyle içmeyle toparlayacak diye düşünüyorum. Öyle. Ha bir de doktor şey dedi arkadaşlar, göğüs doktoru. Dedi ki keşke dedi hani şu an üşütme yaşarken, enfeksiyon geçiriyorken PET'e girmeseydi. Çünkü PET'te dedi enfeksiyon da farklı bir görüntüye sebep olacak dedi. Farklı yorumlanabilir dedi. Evet, o yüzden. Evet, enfeksiyon varsa kesinlikle enfeksiyon geçirdi. O üşütmeden dolayı tetiklendi ya. Enfeksiyon olduğu kesinlikle. O kan tahlili açıkçası enfeksiyondan kullanıldı. Ama 2 hafta oldu, o antibiyotik kullandı ya kızım. Tamam işte. Ama enfeksiyon tanısı almadı. Tedbir amaçlı verir antibiyotik zaten. Neyse. Ay, Ordu'da doktora gittiğinde antibiyotik vermişler ya. Tamam ama kan tahlili yaptılar mı? Yapmışlardır belki. Dedem bir daha sağlık ocağına gidip niye kan verdi o zaman? Oradaki doktor çağırmıştı onu. Neyse videomuz uzuyor. Öyle işte arkadaşlar şey dedi yani PET yanlış çıkabilir dedi. Keşke dedi hani bu üşütmenin üzerine vermeseydi. Hani tomografi de dedi. Tomografi için de aynı şey geçerli. PET için de aynı şey geçerli dedi. Bakalım Rabbim hayırlara çıkarsın inşallah arkadaşlar. Ben şimdi kalkayım, ortalığımı, evimi, barkımı bir toparlayayım. Cansucuğumu burada bir başına bırakayım. O dersine çalışsın. Ben de evimin işini gücünü yapayım bakalım. Balkondan mutfağa geçiş yap diyeriz bacımız ve patlıcan oturtma yapacaktım arkadaşlar. Kıymalı ama Ali Beyciğim tam böyle karnı yarıklı kalmış. Küçük küçük, ince ince böyle. Tam karnı yarıklık. O yüzden bunlara kıyamadım. Hemen karnıyarık yapacağım. Patates oturtma, patlıcan oturtmadan vazgeçtim. Babama da sordum, baba patlıcan pişireyim ne istersin dedim. Kızım dedi ya karnıyarık yap ya da oturtma yap falan demişti. Şimdi ne yapacağım? Karnıyarık yapacağım. Babam da afiyetle yer inşallah. Şöyle. Bu kadar da başka bir yemek yapmak için kalsın. 2, 4, 6, 7. Bu sefer fazla yapıyorum. Kalıyor, artıyor. Yazık oluyor yani, yarına da hani aynı yemek gibi parça parça kalsın istemiyorum. Bu yeterli olacaktır. Hemen bunları bir halledeyim. Yemek haline getireyim arkadaşlar. Şey de pişireceğim. Hiç fırına falan atmayacağım. Şu şeyden alayım. Bir saniye. Şununla yapayım. Fırına falan atmayacağım arkadaşlar. Şeyde, tavada pişireceğim.
Bir taraftan bunlar kızarsın, bir taraftan ben de içini hazırlayayım. Ali Beyciğim'den kıyma istemiştim, kıymayı da getirdi. Ay onu söyledim mi bilmiyorum, söylemedim galiba. Kıymam yoktu ya dün demiştim. Kıyma istedim, sağ olsun getirdi. Ay Yeliz boş ver, al solingen bıçağını eline, patlıcanları kendin alacalı alacalı soy, değil mi arkadaşlar? Soyamadım onunla, zorladı beni. Neyse, ben şunu bir yemek haline getireyim. Sonrasında bizimkilerin karnını doyurayım. Hadi bakalım. Babam da uyuyor arkadaşlar. Çok yoruldu, yani yoruluyor, çok çabuk yoruluyor. Bakalım inşallah hayırlara çıksın inşallah. Ha şeyi de söyleyeyim size. Dün akşam Ayten ablayı aradı babam. Ben de bir geçmiş olsun dedim hemen. Ayten abla nasıl dedim çocuk dedim. İki gündür su istiyormuş Yeliz dedi. Su istiyor dedi. Ayten abla çok şükür dedim. Yani su istiyorsa demek ki dedim çocuk hani bilinci yerinde. Çok şükür dedim iyiye gidiyor demek ki dedim. Bugün görüşmedik ama iki gündür su istiyormuş dedi. Su vermiyorlardı, vermişler dedi. Demek ki dedim. Ameliyat olma durumu ortadan kalkmış Ayten abla, yoksa ameliyat olma durumu olsa vermezlerdi dedim çünkü narkoz alacağı için. Öyle mi diyorsun diyor, teselli bekliyor da öyledir Ayten abla, sen gönlünü ferah tut dedim, öyle konuştuk. Allah'ım kimselere yaşatmasın, kimseleri o kapılara düşürmesin arkadaşlar, düşürmesin yani. Allah kimseyi darda zorda koyup da bunaltmasın, herkesin yüreğine ferahlık versin, işlerinde kolaylık versin, hastalarına da şifalar nasip eylesin inşallah. Hemen şu patlıcanları karnıyarığa bir çevirelim bakalım. Bulaşık çıkmasın diye bakın ne yaptım arkadaşlar. Şöyle kapağı doğradım. Biberi, domatesi. Şimdi güzelce şöyle üstlerini süsleyelim bakalım. Domates patlıcandan büyük ama olsun. Bir şey olmaz değil mi? Olmaz, olmaz. Niye olsun? Şunu şöyle alayım. Şunu nereye koysam acaba? Bunu da böyle koyayım. Şöyle ortalarına biberini. Şöyle. Şöyle. Bu ters oldu. Bunu böyle yapalım. Şöyle. Bu da böyle. Şunu, şu arkadaşı nereye eklesek? Şöyle ekleyelim. Oldu mu sizce? Tamamdır. Şöyle. İç yaptığım sahanımda hemen salçalı su kaynatıp getireceğim. Şimdi üstünün tuzunu da ekleyelim. Şunları da alalım.
Şöyle tuzumuzu ekleyelim. Suyumuz da kaynadı. Hemen salçasını ekleyeceğim ve kaynatacağım. Ben patlıcanları doldurana kadar pilavım pişti bile arkadaşlar. Şimdi hemen patlıcanın suyunu da döktük mü? Kaynıyor arkada zaten. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Şöyle bir gezdirelim. Bir güzel pişsin. Şimdi kapağını da kapatalım. Şimdi bir güzel pişsin bakalım. Ali Beyciğim bir selam ver arkadaşlarımıza. Selamun aleyküm arkadaşlar. Baba sen de selam ver. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Oğlum merhaba. Neşen yerine geldi Neşen baba. Neşem acık yerinde ya ben. Ya yok halim yok kızım. Ama ilk geldiğin zamana göre daha iyisin sanki. Az sesini kıs sana ilk geldiğin zaman. Nefesim alabiliyorum şimdi. Ya şey yapıyor diye öksürük yapıyordu da ben. Onun için şimdi alamıyorum. Alıyorum şimdi. Geldiğine göre daha iyisin. Tabii. Çok şükür. Ya, geldiğime göre daha iyiyim. Ama ilaçları içtim mi? Ama ilaçlar beni kurtardı ya. Çok şükür baba. Hep diyorlar ki bak benim videolarımı izleyen arkadaşlar diyor ki çok geçmiş olsun amcaya. Allah şifa Allah versin diyor. Allah razı olsun. Ben babamın kızıyım işte arkadaşlar. Ben de hemen ağlıyorum ya. Ağlama baba ağlama. Dünya dua üzerine kurulmuş. Kimin duası kabul olur bilinmez. Amcama çok selamlar. Ellerinden öpüyoruz. Rabbim şifa versin Allah diyorlar. Razı olsunlar. Azıcık dedim söyleyeyim sana dedim onların söylediğine. Oh. Acıktın mı? Yok acıkmadım. Sen su getir ona su. Su getireyim mi baba? Yok. Su içe. Ben de dünya su içine ben ya. Allah Allah. Yok. İkide bir tuvalete gidiyorum. Hiç de bir şey yok ha. Evet. Yok. Hemen geldim. Babam azıcık böyle öksürük tutunca videoyu durdurdum arkadaşlar. Geldim mutfağa. Şimdi pilavımı şöyle bir harmanladım. Baba diyorum yan yana mı istersin diyorum. Ayrı ayrı tabaklarda mı istersin diyorum. Ali Bey bana kızıyor. Ya sen yemeğini getir diyor. Nasıl istiyorsan öyle koy getir yesin yeter ki diyor. Yesin girsin midesine diyor. Niye şey yapıyorsun diyor. Ya sorayım dedim hani sen nasıl istersin diye. Şöyle... Karnı yarığımız pişti arkadaşlar. Şimdi cacık da yaptım. Azıcık suyundan da ekleyeceğim. Şöyle. Cacık da yaptım dediğim gibi. Çorbam da var tavuk suyuna çorbam. Şimdi Ali Bey'e de bir tabak hazırlayacağım ve hemen yemeleri için götüreceğim. Allah'ım bereket versin. Allah'ım sofralarımızın, evimizin bereketini eksik etmesin. İyi günden, güzel günden, sağlıklı günden ayırmasın inşallah hiçbirimize arkadaşlar. Hemen Ali Bey'in tabağını da hazırlayıp servislerini yapayım. Çok şükür akşam yemeği işi bitti. Bulaşık işi bitti. Bulaşık makinem bitti bitecek. O da az kaldı. Tezgahımı falan toparladım arkadaşlar. Ben mutfağı toplarken Ali Beyciğim geldi. Dedi ki çay demledin mi? Baban diyor ki dedi 2 bardak çay varsa çay demlediyse 2 bardak çay içerim diyor dedi. Hemen demleyeyim Ali Beyciğim dedim. Ondan sonra çayı demledim. Ben mutfağa işte bulaşığı hallederken Ali Beyciğim çayları doldurdu, götürdü. Babamla beraber içtiler. Onun öncesinde kavun da doğradım arkadaşlar. Kavun da bir güzel yediler. Akşamı böyle tamamladık. Yorumlarınızı okudum. En son videoya yaptığınız yorumları okudum. Ağlayarak okuduklarım oldu. Çok hani üzülerek içim parçalanarak okuduklarım oldu arkadaşlar. İşte bundan bahsediyordum hani dünkü videoda. Yani birçok insan hani bu süreçlerden, bu yollardan geçmiştir. Geçmeyenler de geçecektir. Yani illaki hastalık şudur budur. İllaki bir şeylerle sınanacağız. Rabbim geçirmesin. Yani geçmeyenleri inşallah böyle hastalıklarla
imtihanlarla sınamasın, o yollardan yürütmesin, geçirmesin, o duyguları yaşatmasın. Yaşayanlar çok iyi biliyorlar. Ben de hani yaşamadım daha, inşallah da yaşamam arkadaşlar. İnşallah hayırlısıyla tertemiz akpak çıkar. Tomografisi de işte PET'i de tertemiz çıkar. Bizim de yüzümüz güler inşallah. Daha fazla güler inşallah. Hamdolsun. Yani şu halimize, hastalık konusundaki halimize hamdolsun. Güzel olan şeylere de şükürler olsun. Çünkü şükretmemek lazımmış arkadaşlar. Kötü olan şeylere şükretmemek lazımmış. Çünkü şükür artırıyor biliyorsunuz. Hamd ettiğiniz zaman da dururmuş. Şu halimize hamd olsun. Hamdlar olsun Rabbime. Hamd olsun. Siz de öyle dua edin arkadaşlar. Çünkü yanlış dua etmemek lazım. Hamd olsun bu halimize. Rabbim bundan kötüye götürmesin. Bundan kötüye düşürmesin. Hiç kimseyi güzel olan her şeye de şükürler olsun. Rabbim daha da güzelleştirsin. Hayatımızda güzel olan her şeyi. Sizin de bizim de inşallah arkadaşlar. Dediğim gibi gözyaşlarımı tutamadan okuduğum da oldu. İçim böyle yutkunamadığım yorumlar da oldu okurken. Rabbim cennetinde buluşmayı nasip eylesin arkadaşlar. Annesini, babasını, sevdiklerini kaybedenleri inşallah cennetinde kavuşmayı nasip eylesin. İnşallah arkasında kalan sizleri hayırlı evlat olmayı nasip eylesin. Sizler annenizin, babanızın amel defterini kapatmıyorsunuz, biliyorsunuz arkadaşlar. Hepiniz biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Annenizin, babanızın adına sadaka vermek, iyilikler yapmak, hayırlar yapmak. Annenize, babanıza hani dünyada yaptığınız gibi belki de daha fazlası, daha güzeli olarak onlara gidecek. Unutmayın arkadaşlar, yani hani eğer kaybettiyseniz, yoklarsa artık hayatınızda, çok büyük kayıplar, çok büyük acılardır eminim. Hani hepinizin acısı, kaybedenlerin acısı tazelendi benim videolarımla. Hayır defterlerini kapatmayın arkadaşlar. Amel defterlerini kapatmayın. Yani arkalarında hayırlı evlat bırakabilmiş olmanın mutluluğunu yaşasınlar inşallah Rabbimin cennetinde. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Cennetinde buluşmayı nasip eylesin. Günahlarını affeylesin. İnşallah bütün ölmüşlerimizle beraber, sizlerinkini de inşallah arkadaşlar. Öyle bakalım, Rabbim hayırlara çıkarsın bizim de durumumuzu. İnşallah bizle beraber şifa bekleyen, sonuç bekleyen herkesin sonucunu, sonunu güzele bağlasın, hayıra bağlasın inşallah Rabbim. Rabbim çok büyük. Vardır her yaptığımda, her yaşattığımda hayır hikmet diyorum. Rabbim beterinden korusun. Bakalım, çok konuştum, çok dua ettim. Ama her zaman dualarımdasınız. Her zaman kendim için ne istiyorsam, inanın sizin için de aynısını istiyorum. Çok fazla olsun istemiyorum videoyu. Az önce videomuzu düzenlerken böyle gözlerim düştü böyle. Gözlerim kapandı, kafam düştü. O kadar yorgunum, o kadar bitkinim diyebilirim. Ama çok huzurluyum, çok da mutluyum. Şükürler olsun. Annemin, babamın elinden tutturan Rabbime şükürler olsun. Bakalım artık bundan sonra nasıl bir yol izleyeceğiz. Rabbim hayırlara çıkarsın. Bu göğüs hastanesine götürme işim olmasa da ben babamı hemen göndermek istemiyordum arkadaşlar. Bulaşık makinemiz de bitti. Babamı hemen göndermek istemiyordum. Anne biraz kalsın yanımda diyordum. Şimdi bu hastane işleri uzayınca babamın gitme işi de uzayacak haliyle. Öyle arkadaşlar, bizim durumlarımız böyle. Çok şükür diyelim. Bugünü de böyle tamamladık. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Ha, şeyi de söyleyeyim. Ayten ablanın torunuyla ilgili su vermişler demiştim ama vermemişler. Bugün annemle konuştum. Tahliye yengenleme gelmişti. Aradı işte babam nasıl sormak için. Ona sordum. Yani çocuk sürekli su istiyormuş ama vermiyorlarmış Yeliz dedi. Öyle. İnşallah o da hayırlısıyla kalkar, o hasta yatağından kalkar, hayırlısıyla koşa koşa evine gider, güler oynar ailesiyle, hiç kaza geçirmemişe döner inşallah diyorum. Hepinizi öpüyorum, çok konuştum yine, karşınıza geldim mi çok konuşuyorum, susamıyorum. Sizleri çok seviyorum, desteklerinizi lütfen esirgemeyin. Aslında söylemek istediğim çok şey var ama söylemeyeceğim onu da, yani boş verin. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sevgiler, selamlar gönderiyorum. Rabbim sağlıktan, sıhhatten, mutluluktan, huzurdan ayırmasın inşallah. Evlerinize bolluk, bereket, mutluluk, neşe getirsin.
Öpüyorum hepinizi, versin. Öpüyorum hepinizi. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.